Evet arkadaşlar merhaba. 9 nolu denemeyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Bir de diyor ki hidrojen atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Hidrojen atomlarına 13 elektron voltluk elektronlarla altını çizdim. Bombardıman edilirse neden? Çünkü bu foton olsaydı biz bu atomu uyaramazdık. 13 elektron voltluk foton bu atomu uyaramazken 13 elektron voltluk elektron bu atomu 4. enerji seviyesine ya da 3. uyarılma seviyesine kadar ne yapabilir? Uyarabilir. Şimdi soru ne? Temel haldeki açısal momentumu en çok ne kadar artar diye soruyor. Hatırlayalım, açısal momentum neydi? Merve eşittir n h bölü 2 pi'di. Şimdi bizim temel haldeki açısal momentumumuz 1 çarpı h bölü 2 pi iken biz 4 nolu yörüngeye geldiğimize göre, yani 3. uyarılma yörüngesine geldiğimize göre bizim bunu 4 çarpı h bölü 2 pi'ye kadar çıkartmış olmamız lazım. 4h bölü 2 pi'den 1h bölü 2 pi'ye çıkartırsak 3 bölü 2h pi yapar. Bu da ne kadar artar diye sormuştu. Sorumuzun cevabı Bursa oldu arkadaşlar. Bir yorum sorusuyla devam ediyoruz. İkinci soruda yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım. Işığın hızı bütün elastik sistemlerinde aynıdır. Doğru. Zaman genişlemesi ve uzunluk büzülmesi relativistik hıza bağlıdır. Doğru. Hızımız arttıkça zamandaki genişleme ve uzunlukta kısalmalar yaşanıyordu. Bu da doğrudur. Şu andaki bilgilerimize göre de ışık hızından daha hızlı hareketimiz olmaz. Zaten kuantum fiziğin temeli bu arkadaşlar. Biz ışık hızını geçmeyecek şekilde sorularımızı çözüyoruz. Zaten geçildiği andan itibaren kuantum fiziği de temellerini yıkmış olacağız. Sorumuzun cevabı 2 Edirne olmalıdır. Şimdiki sorumuz bir genleşme sorusu arkadaşlar. Diyor ki genleşmesi önemsenmeyen O noktası etrafında dönebilen K dişlisi ve bir ucu M noktasından sabitlenmiş düzgün L dişlisi arkadaşlar. Bu metalle şekildeki bir katı termometresi oluşturuluyor. Katı diyoruz çünkü sıvılıcı ve termometresi değil ya da gaz termometresi değil. Biliyorsunuz katı sıvı gaz termometrelerimiz olabiliyor. Bu katı termometre genelde fırın tarzı böyle yüksek sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılıyor. Çünkü mesela civalı termometre yüksek sıcaklıklarda cam erimeye başlayacağı için onu kullanamayacağız. O yüzden fırın tarzı yüksek sıcaklığın olduğu yerlerde katı termometreler tercih edilir. Diyor ki böyle bir şeyde bu termometre için söylüyor. Büyük sıcaklık değişimlerini ölçerken daha hassas ölçümler yapmasını istiyoruz biz diyor. Ne yapmamız lazım? Bu küçük değişimleri ölçebilmek için ne yapılabilir diye soruluyor. 1. Diş sayısı daha fazla olan bir dişi kullanmak. İyi de şimdi biz bu M'nin uzamasını değiştirmedikten sonra bu dişli sayısı artsa buradaki değişimden o dişli sayısının hareketini gene sağlayamayacağımız için dişte hep aynı konumda kalacağı için bu dişli sayısının artması daha fazla hareketi sağlamayacaktır. Yani birinci ifade arkadaşlar yanlıştır. Peki ikincisiyle devam edelim. L metre yerine aynı uzunlukta ve genleşme katsayısı daha büyük metal kullanmak. Bu olur. Neden? Genleşme katsayısı büyük olan malzemeler, yani şu L metalinden bahsediyoruz. Bunun genleşme katsayısı eğer daha fazla olursa bu aynı deminki örneğimize göre daha hızlı uzamaya sağlayacak aynı sıcaklıkta. O yüzden bu daha çok dönecektir ve daha hassas bir ölçüm olacaktır. Daha küçük sıcaklık değişimlerinde de tepki vereceğiz çünkü. Yarı çapı daha küçük bir dişli kullanmak. Eğer biz burada daha küçük bir dişli kullansaydık arkadaşlar küçük değişimler bu sistemi daha çok tur döndürecekti ve tur sayısı arttığı için de biz buradaki hareketliği daha net, daha hızlı görebilecektik. Küçük değişimlerde de bu değişim fazla olarak net olarak gözükecekti. Ölçüm daha hassas olacaktı. O yüzden sorumuzun cevabı arkadaşlar 2 ve 3 olan Edirne şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Gelelim 4. soruya. Aşağıdakilerden hangileri X ışınlarının kullanım alanlarından biridir diye soruyor. Bu gene bir bilgi sorusu. Bir gene irdeleyelim isterseniz. Tarih eserlerin yaşını hesaplama. Evet, X ışınlarıyla X'den geçiriyoruz onları. DNA yapısını hesaplama ki çok popülerdi şu anda. Hatta katı kristalleri de biz X ışınları kırınımlarıyla yapıyoruz. Fakat anne karnındaki bir bebeği X ışını gözlemlemiyoruz. Çünkü yüksek enerji verdiği için arkadaşlar biz onu Doppler oluyla yapıyoruz. Yani bebeğe ses dalgaları göndererek gelen yansımaları inceliyoruz arkadaşlar. Bu farklı bir durum ve zarar vermiyor. Fakat X ışını yüksek dozajda enerji içerdiği için arkadaşlar bebek için de zararlıdır. O yüzden 2 nolu ifade yanlıştır. Sorumuzun cevabı denizdir arkadaşlar. 5. sorudayız. 5. soruda voltmetrede okunan değerlerin oranı soruluyor. Burada tabii özdeş direnç kullandığımızın farkında olalım. Yani buradaki bütün dirençler
aynı büyüklükte. Hepsine R diyebilirsiniz. Peki devreyi nasıl çalıştıracağız? Şöyle düşünelim. Eğer burada voltmetre akımı geçirmediğini eğer fark ettiyseniz devre akımı şöyle geliyor. Takip edersiniz mavi ışığı. Gördüğünüz gibi devre akımı buradan çıktı. Önce bu dirençten geçti. Sonra mecburen bakın voltmetreye giremediği için buraya kadar geldi. Sonra bakın buradan iki kola ayrılacak. Biri buradan gidecek. Diğeri de buradan mecburen gidecek. Burada birleşecekler. Yani şu an bu iki direnç birbirlerine seri hale geldi. Ve bu kolda bu kola paralel hale geldi. Devreyi de bu şekilde tamamladılar. Bu devreyi böyle bir yatay olarak çizelim. Pili şöyle bir koyalım. Daha rahat algılayacağımız bir görüntü haline getirmek istiyorum. Direnç geliyor. Sonra yanına bir tane daha direnç geliyor. Sonra iki kola ayrılıyor ve kollardan bir tanesinde iki direnç, diğer kolda ise tek direnç var arkadaşlar. Böyle bir görselimiz var. Tamam. Şimdi farkındaysanız bu direnç, yani şuradaki direncin üstüne bir voltmetre bağlamışlar. Şunun üstünde bir tane voltmetre var. Yine aynı şekilde şuradaki direnç, şu iki tane direnç demiştik ya, o dirençlerden şunun üstüne bir tane voltmetre bağlamış. Yani bunlardan birinin üstüne bir de voltmetre fark etmeyecek. Neden? Çünkü ikisi de birbirine seri bağlı ve aynı zamanda özdeş dirençler. Peki şöyle yapsak olur mu? Şimdi buradan başlamak istiyorum. Buranın direnci 2R. Üst kolun direnci 2R. Alt kolun direnci ise 1R. 2R'den I akım geçerken R'den 2I akım geçerse ana koldan geçen akımın 3I olması gerekmez mi? Sonrası çok kolay. I çarpı R bu voltmetre dokunan derken 3I çarpı R bu voltmetre dokunan derken 3I'yi 1I'ye bölersek V1 bölü V2 3 olarak bulabiliriz arkadaşlar. 5 nolu sorumuzun cevabı Edirne arkadaşlar. Şimdiki soru da gelen kalın yaydan, kalın telden gelen bir atmamız ince tele doğru geçiş yapıyor. Gelen atma, iletilen atma ve bu atma yok olduktan sonra iki atma oluşurken atmalardan bir tanesi ne yapıyor? Geri doğru geliyor. Fakat baş yukarı geliyordu hatırlarsınız. Soru ne peki? Bu gelen atmanın, yansıyan atmanın ve ileten atmanın özelliklerinden hızları, genliklerini ve genişlikleri hakkında yorum yapmamızı istiyorlar. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye de soruyu sormuşlar. Başlayalım. Şimdi biz biliyoruz ki hızımız yayı gelen kuvvete ve birim yay ağırlığına bağlı. Yani burada her iki taraftan aynı kuvvete geldiğimize göre ince telde de kalın telde de kuvvet aynı. O zaman birim yay ağırlığı, yani M bölü L mantığına göre birim yay ağırlığı ağır yayda çokken hızı daha azdır. İnce yayda ise bu az olduğu için hız fazladır. O yüzden şunu söyleyebiliriz. 3'teki hız 1'de ve 2'de daha fazladır. 1 ve 2 aynı ortamlar olduğunu göre hatırlayın, hız değişmeden, yani ortam değişmeden hız değişmiyordu. 1 ve 2'nin hızları aynı. 3'ün de daha fazladır bunlardan. O yüzden 1 nolu ifade doğrudur. Hızla genişlik doğru orantılıydı. Yani şurası adım gibi düşün. Ne kadar hızlıysan o kadar çok adım atıyorsun. O zaman buranın büyüklüğü buranın büyüklüğünden daha fazla olmalı. Yani x1 ile x2 birbirine eşit. X3 de onlardan daha büyüktür. Peki son aşama genlik. Genlik bizim denge konumundan olan uzaklığımız. Şimdi genlik de enerjiyle orantılıydı. Başlangıçta bir tane atma varken, deminden beri onun üstünü vurguluyorum aslında. Biz bunu yok edip iki tane atma oluşturduysa, bunun sahip olduğu enerji atıyorum 100 olsa, bunlar paylaşılacaktır değil mi? Mesela 50-50, 70-30, 70-30. Şimdi ben şunu bilmiyorum farkındaysanız. Hangisine daha çok enerji vereceğim? Hocam kalın yayda daha çok olmaz mı? Yok. İnce yayda daha çok olmaz mı? Hızı daha çok. Hayır. Arkadaşlar biz bu deneyin sonuçlarını gözlem yapmadan hangi atmanın daha yüksek genlikte olduğunu söyleyemiyorum. Eşit de olabilir, büyük küçük de olabilir. Bunlar arasındaki ilişkiyi kesin olarak bilmediğim için arkadaşlar, yani şurayı bilmediğimiz için R1 kesinlikle daha büyük ama şurası kesin değil. O yüzden 3 nolu ifademiz kesinlikle doğrudur demiyorum. Sorumuzun cevabı Denizli 1 ve 2'dir. 7'ye geldik. 7'de iki tane hipotezimiz var. Bu hipotezleri gerçekleştirebilmek için bir deney kurmamız gerekiyor. Hangi deney setini kullanmamız lazım diye söylüyor. Birinci hipotez şu. Bobindeki sarım sayısı arttıkça elektromıknatısın çekim gücü artar. İkinci hipotezde ise elektromıknatısa bağlı pilin potansiyel farkı artarsa elektromıknatısın çekim gücünde arttığını gözlemlemek istiyorum. Böyle bir sonuç görmek istiyorum. Hangi deney sistemini kurmam gerekiyor diye soruluyor burada. Başlayalım. Şimdi birincisinde sarım sayısının artmasını istiyoruz. Şimdi sarım sayısı burada artmış. Bunu bakarak da yani 1 ve 2 ve 1 ve 3'ü seçeriz. Çünkü 2 ve 3 seçmez. Sarım sayılar aynı. Nasıl fark edeceğiz? Peki
Neden 1-3 ya da 1-2 seçmeliyiz? Şimdi sırım sayısı artarken pil değişmemiş. Sırım sayısı artarken pil değişmiş. O zaman ben nereden bileceğim? Sırım sayısından dolayı mı değişiyor var yoksa pilden dolayı mı? O yüzden size dedikleri şeyi incelemek istediğinizde, yani sırım sayısı değişimini incelemek istiyorsanız diğer parametrelerin aynı olması lazım. Yani voltajlar aynı olmalı, sırım sayısı artmalı. Birinci hipotez için 1 ve 2'yi seçmeliyim arkadaşlar. Bu mantıkla pilin potansiyel farkını eğer incelemek istiyorsanız sırım sayıları aynı olup voltajı farklı olan iki tane elektronik seçmez. O zaman da 2 ve 3 bu sorunun cevabı olması lazım. Yani 7 nolu sorunun cevabı Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Sırada bir optik sorusuyla devam edeceğiz. Tek renkli I ışını böyle dümdüz gidiyor. İç böyle tık 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 bütün ortamları hiç sapmadan böyle dümdüz yoluna devam etmiş. Şimdi buna göre de KLM'nin kırıcılık indeksleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, eğer bir ışın bir ortama dik bir şekilde giriyorsa siz bu ortam mı daha kırıcı, burası mı daha kırıcı zaten söyleyemezsiniz. Yani azdan çoğa da girse de, çoktan aza da girse de, eşit de olsa da zaten bu adam gelecek, dik girmiş zaten. Ancak bir ışın yüzey normaliyle bir açı yaptığı halde, bakın, doğrultusunu değiştirmiyorsa o zaman kesinlikle her iki ortamın kırıcılık indisi aynıdır arkadaşlar. Yani L ve M ortamlarının kırıcılık indisi kesinlikle eşittir. Ama K ortam için kesin bir şey söyleyemeyeceğimiz için 8 nolu sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Gelelim 9 nolu soruya. Şimdi 9 nolu soruda bir olay var. Bu olayın aynı prensibiyle uyuşan öncüllerini istiyor arkadaşlar. Hangileri bu öncüllere uyuyor diye soruyor. Şimdi ayağı burkulan bir sporcu var. O işte sakatlanma anında üzerine hemen hatırlarsınız maçlardan da hemen üstüne soğutucu bir sprey sıkılıyor. Etil klorür dediğimiz bir malzeme bu arkadaşlar. Sıkıldığında ayağında bir rahatlama hissediyor o anda. Ağrıyı o anda geçiriyor. Çünkü sakatlık esnasında orada yüksek bir basınç oluşuyor. Biz oraya sprey sıktığımız zaman arkadaşlar bir anda spreyin o etil klorür uçuculuğu o ortamın soğumasına sebep oluyor. Soğukta biliyorsunuz o anda ağrıyı alıyor. Şimdi bu olayın benzeren hızlı bir şekilde o bölgenin buharlaşmasını bekliyoruz. Yani o bölge buharlaşacak, enerji dışa atacak ve böylelikle o bölge soğutma ile ilgili bir çalışma istiyoruz biz örneklerden. Açık havada hareketsiz duran terli kişinin üşümesi. Arkadaşlar şimdi terliysek vücudumuzdaki ter ne yapmaya başlayacak? Dışa doğru o kuruma esnasında bizi soğutacak. Hasta olmamıza da sebep olabilir bu olay. O yüzden dikkatli olmalıyız. Bu olay buna benziyor. Alkollü beze sardığımız termometre. Şimdi aynı mantık burada birebir neredeyse. Alkollü beze termometre sararsanız termometrenin sıcaklığını çok hızlı bir şekilde düştüğünü görürsün. Çünkü alkol hemen hızlı buharlaşıyor. O esnada o bölgenin soğumasına sebep oluyor. Aynı mantık. Islak havada, açık havada ıslak giysinin kuruması. Bu da aynı benzer mantık. Çamaşırları astınız ıslak giysilerinize. O rüzgarda ne oldu arkadaşlar? Çok hızlı bir şekilde ıslak ne yaptı? Dışa doğru kurumaya geçişi yaptı. O yüzden 9 nolu sorumuzun cevabı arkadaşlar bu 3 öncül de örnek verilebilir. Cevabımız da Edirne diyoruz arkadaşlar. Sıradaki soru bir basit makina sorusu arkadaşlar. Basit makinemizin vidamızın boyu H'miş ve biz onu bir zeminin içine doğru F kuvvetiyle döndürmeye çalışıyoruz. Biz onu vidalayacağız. Şimdi uygulanan kuvvet F ise bu kuvvet sabit zaten T sürede direngen kuvvetinden R olduğu zemine şekildeki gibi vidalanıyormuş. Buna göre kuvvet artarsa diyor, yargılardan hangileri doğru olur diye soruyor arkadaşlar. Bakın, şimdi birinci ifadede kuvvet artarsa, şimdi düşünün daha çok kuvvet uygularsa bizim sistemi daha çok tur döndürme şansımız olmaz. Yani biz vidayı her çevirişimizde tahta zemin içine doğru sokabiliyoruz. Dolayısıyla kuvveti artırmak ilk aklınıza gelen şey, yani daha çok içeri girer. Şimdi daha çok içeri girer şöyle, daha kısa sürede biz bu hani içeri sokma olayını yapmış oluruz. Yani elimizi biz bir kez çevirdiğimiz zaman tahtanın içerisine bir kez girdiğine göre biz bunu ne kadar kısa sürede yaparsak o da vidalama süresini o kadar kısaldığını söyleyebiliriz. Ama tur sayısını değiştirmeden, yani elimizi çevirme miktarını değiştirmeden tahta içerisindeki ilerleme miktarını değiştiğini söyleyemeyiz. Şimdi uygulanan kuvvet vidanın dönmesi üzerine, yani siz şöyle bir kuvvet uyguluyorsunuz ki vida dönsün.
Çünkü safet üzerinden dışarı doğru bir kuvvet uygulanıyor. Vida bu şekilde döndürerek, yani şu döndürme işlemini yaparak vidanın içeri doğru vidalanmasını sağlıyorsunuz. Kuvvet bu tarafa doğru bir döndürme etkisi yaptığına göre direngen kuvvetinin, yani burada zemin tepkisi diye de geçiyor bazı kaynaklarda, direngen kuvvetinin ne yapması lazım arkadaşlar? Değişmemesi gerekiyor. Bu durumda 3. ifade yanlış olduğuna göre arkadaşlar 10. sorumuzun cevabı arkadaşlar ne olmalıdır? 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlar. Bir bilgi sorusu daha geliyor. Yine günlük hayatta kullanılıyor ama farkında olmayabiliriz. O yüzden bu örnekle fiziğin ne kadar günlük hayatımızda geçtiğinin kanıtı. Jiroskop ve yalpalık yön ölçümü veya ayarlamalarında kullanılan açısal denginin korunması ilkesiyle çalışan bir alettir. İsteyenler sonradan da bu cihazı araştırabilirler internetten. Jiroskopun hareketinin temeli açısal momentum korunma ilkesine dayalı arkadaşlar. Açısal momentum da neydi? I çarpı W'du hatırlarsınız. Ya da diğer formülden yine koyarsınız. Yine yerine çıkıyor. Peki biz jiroskopa odaklanalım. Diyor ki jiroskop diyor hangi cihazlarda kullanılır diye soruyor bize. Genel bir kültür bilgisi soruyor. Akıllı cep telefonlarında, tablet ve PC'lerde. Şimdi biz oyun oynarken telefonu sağa sola çevirerek hareket ettirebiliyoruz. İşte bu jiroskopun ve yalpalıkla ilgili bu yapıyı kullanarak aslında biz hareket ettirme esnasında cihazın içindeki oyunu hareket ettirme şansı oluyor. O yüzden burada kullanıyoruz arkadaşlar. Denizcilik ve havacılıkta zaten kullanıyoruz. Çünkü uçaklarda ve denizde olması lazım. Çünkü yalpalık burada çok net olarak kullanılan bir yapıdır. Asansör zaten asansör sensörleri bizim için kristal yapılarla alakalı hatırlarsınız. Piyozoelektrik olayı için biz onu kullanıyoruz. Böyle bir olayla alakası yok. Asansör sensörlerinde piyozoelektrik mantığıyla katı kristal basınç uygulayarak ölçümleri biz ona göre yapıyoruz. Burada kullanılmıyor. Bu sorunun cevabı 1 ve 2 denizli olmalıdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir hareket sorusu. Doğrusal bir yolda hareket eden bir araca ait ivme zaman grafiğini görüyorsunuz diyor. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi diyelim ki adamın hızı burada artı v kadar değilsin. Burada değişmiyor zaten ivme sıfır. Burada da eksi v kadar değilsin. Şimdi bu adamın hız zaman grafiğini çizelim deseydik çoğu arkadaşımız hemen bunu sıfırdan v'ye çıkarttı. Sonra değiştirmeyip hızını sonra eksi v'ye getirmiştir. Fakat şimdi buna göre çözdükten sonra bu bir hız zaman grafiği. Buna göre çözen arkadaşlarımız şunu fark etmemişler. Biz bir soruda başlangıçta durmakta olduğunu belirttik mi? Yani ilk hızın sıfır olduğunu biliyorsunuz mu? Hayır. Demek ki ivme zaman grafiklerinde mutlaka verilmesi gereken şey hızı, başlangıç hızı. Verilmemesi o zaman işte soru kesinlik sorusu olur. Yani bu adamın ilk hızı demek ki V olsa bu grafik daha yukarıda bir yerde sonuç verecek. Bakın. Yani şöyle bir görsel elde edeceksiniz. Bu adamın ilk hızı eksi V olsa o zaman da şöyle bir görsel elde edeceksiniz. Yani bu böyle de devam ediyor. Yani ilk hızın ne olduğuyla alakalı. Yani sen şunu söyleyebilecek misin bana? İşte 0T aranı araç hızından bir yol. Bak burada da yavaşlıyor. Üstteki bölge içinde hızlanıyor. Ama demek ki böyle bir şeyin kesinliği gitti. İlk hızı bilmediğiniz için. T2T aranı sabit hıza gitmişti. Ama bakın burada da duruyor. Bakın burada araç durmaktadır. O yüzden bunun gene kesinliği yok. Tek bir kesinlik var arkadaşlar. İvme zaman grafiğinin altındaki alanları toplarsak toplam hız değişiminin 0 olduğunu göreceksiniz. O yüzden İlk hızı neyse kesinlikle son hızı da aynıdır. Yani başlangıç ve 3D andaki hızların aynı olduğu kesinliği vardır ama diğerlerinin kesinliği yoktur. O yüzden sıradaki sorumuza rahatlıkla geçebiliriz. Sıradaki sorumuz elektriksel potansiyel ve elektriksel enerji ile ilgili bir soru arkadaşlar. X ve Y yüklerinin O noktasında oluşturdukları elektrik alan şiddeti 0. X yükünün O'daki potansiyeline V dersem diyor. O'daki toplam potansiyel kaç V'dir diye soruyor. Önce olayı elektrik alan cinsinden halletmeye çalışalım. Elektrik alan hesaplamak için önce O'ya artı 1 yazıyoruz. Bu yük buradaki artı ise bu da tabii ki tamamen eksi de olabilir artı da olabilir ama artık bir şey seçip ona göre cevap vermemiz lazım. Artı artı ise o zaman bu da artı olmalıdır ki bu da bunu ne yapsın arkadaşlar? İtsin. Peki şimdi bunun artı mı eksi mi olduğuna nasıl karar vereceğiz? Çünkü cevabı ona göre potansiyel olarak vereceğiz. X'in O noktasında oluşturduğu potansiyele V demiş. Yani artı V bu. Demek ki senin yükün artı. O zaman sen de artı olmasın. Eğer bu eksi olsaydı o zaman yüklerimizi eksi seçerek cevap vermemiz gerekirdi. Peki. Şimdi artı yükün burada oluşturduğu elektriksel alanla
buradaki artı yükün burada oluştuğunda elektriksel alan aynı büyüklükte olmadı ki topladığınız zaman cevap ne olsun? Sıfır olsun. Elektrik alan neydi arkadaşlar? K, Q bölü D kareydi. Uzaklığın karesi ters orantılıydı. Yani sen Q yüklüysen sen kesinlikle 4 olmalısın. 4'ü 2'nin karesine böldüm, 1 çıktı. 1'i 1'in karesine böldüm, 1 çıktı. Dolayısıyla 1 ile 1 birbirini yok ettiğinde ne oldu arkadaşlar? X de birbirini yok etti. Şimdi potansiyele geldiğiniz zaman K, Q bölü D ve skalar bir ifade. Yön yok burada. O zaman artı 1'in burada oluşturduğu potansiyel artı 1 ise, yani artı V ise, artı 4'ün 2 birim mesafede oluşturduğu, yani 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman potansiyel artı 2 olur. Toplarsanız burada kaç olur arkadaşlar? 3 voltluk bir potansiyel fark oluşturur. Bu örneğimizden sonra bu denemedeki son soru olan fotoelektrik olayla devam edeceğiz. Bir fotosel lambaya tek renkli ışın düşürüyoruz. Bu ışın düştüğü zaman arkadaşlar devreden bir I akımı geçmektedir diyor. Buna göre bu I değerini, ampermetreden geçen bu I akımı değerini nasıl arttırırız diye söylüyor. Şimdi farkındaysanız devrede bir pil de kullanılmış. Çünkü bu fotoelektrik olayda 3 tarz devre var. Pilsiz bir devre, doğru bağlanmış bir devre, bir de bunun ters bağlı olduğu bir devredir. Şimdi bu üçü de devrede farklılık yaratıyordu. Şimdi bu devrede bir kere I max akımı gerçekleşebilir. Şimdi buradaki akım değerini arttırmak için arkadaşlar yapılması gereken şeylere odaklanalım biz. Bakalım. Şimdi diyor ki gelen ışığın şiddetini değiştirmeden enerjisini değiştirmek. Şimdi gelen ışığın enerjisi artsa sökülen elektronun enerjisi ne yapar? Artar. Ve karşıya geçen elektron sayısı artar gibi düşünsek de bu sadece I sıfır akımı için geçerli. Eğer bu şekilde elektrik alanı oluşturduğunuz devreler varsa burada sökülen elektronlar karşıya yatan bir itiş olduğu için arkadaşlar gelen ışığın şiddetini değiştirmeden enerjisini artırmanız burada işe yaramayacaktır. Zaten bu pil sökülen elektronun karşıya geçiş için bir devre akımı oluşturacaktır. Reusto sürgüsünü iki yönde hareket ettirmek. Arkadaşlar buradaki sürgünün iki yönde ya da bir yönde hareket ettirmesi buradaki sonucu değiştirmeyecektir. Çünkü potansiyel devre akımında karşıya geçen elektron sayısını değiştiren bir unsur değildir bu. Peki. Üçüncü ifadeye gelin. Işık şiddetini artırmak. İşte anahtar kelimelerden bir tanesi oldu bu. Çünkü siz buraya, şimdi bakın bir foton yüzeyden sadece bir elektron sökebiliyor. Siz buraya çarpan foton sayısını artırırsanız o zaman buradan sökülen elektron sayısı artsa, karşıya çarpan elektron sayısı arttığı için arkadaşlar devredeki akımını ne yaparsınız? Arttırırsınız. Bu ifadede cevap ne olmalıdır arkadaşlar? Ceyhan olmalıdır. Bu da denememizin son soruydu arkadaşlar. Sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.